Sen geçen hafta öksürüyordun. Biz daha dedelere gelirken arabada cayır cayır öksürüyordun. Aşırı çıktın öksürüyordun. Da çıkarmıyordun. Hayır. Şimdi burada gelip de şu ucuz maskeyi takarak neden korunuyorsun? Bütün hastalıkların padişahı sensin bir kere. Bir kere ben hiç hastalanmam. Yok bu olmadı. Bu çok büyük palavra oldu. Bu evet. Akıyor mu? Vallahi akıyor akıyor. Her şey akıyor. Ha? Ben çok hastayım. O zaman bugün bir geçmiş olsun diyerek birbirimize başlayalım. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bugün Game of Thrones videosu da çektik sabah. Orada da çok söylendi. Kulaklarım mahvoldu diye. Elimden geldiğince bu tarafa öksürmeye çalışacağım ama şimdiden ırzına geçeceğim kulaklar için herkesten özür diliyorum. Irzına geçtiklerimle evlenebilirim. Kapım her zaman açık. Ortada bırakmam. Onu da söylemek isterim. Oha demek istiyorum. Burada çoklu evlilik yaparak Suudi Arabistan'a çevirdi stüdyoyu şu anda. Kulaklarla evleniyorum. Evet. Ayrıca yani... Uzunla evlenmen daha korkunç oldu. Bu hiç şakaya alınacak bir konu değil. İnsanlar zorla evlendiriliyor. Bazen. Bu oluyor. Battaniyeyle evlenen var. Geçen gördüm fotoğrafı. Ömercan duyar kastı. Ben biraz duyar kastım. Ben şaka yaptım abi. Allah Allah. Ama milletin ırzına geçtim. Çeşitli şaka yapmayın çocuklar. Çeşitli yapılanı cinsel eğilim duyan insanlar var. Belgeselini izledim. Kadın kendini Eyfel Kulesi'ne sürttürüyordu. Eyfel Kulesi'ne başka, başka bir kadın tren istasyonuyla evlendi. Bunlardan bahsetmiştik ya bir başka programda. Sesin çok kötü duyuluyor. Eminim insanlar da çok kötü gidecek. Allah Allah. Senin milletin kulağının ırzına geçme hakkım var benim yok mu? Sen kulağın ırzına geçmiyorsun. Sen tamam be tamam ya. Sizin için hasta olacağım arkadaşlar. Tamam ya. Cevdet'in de Barış'ın da... Biraz o boya maskesi engellemez hiçbir şey. Sadece kokuyu engeller. Nasıl yıldır? Yıllardır bu yüzden hastalanıp duruyormuş. Evet arkadaşlar madem hepinizin ağız dolu Cevdet de iptal. Ben bir açılış yapayım. Hepiniz dedeler sofrasına hoş geldiniz. 4 tane aslında 30 küsur yaşında olmasına rağmen kendisini çok ama çok yaşlı hisseden, Fortnite oynayan gençliğe bir türlü ayak uyduramayan genç çimsiler olarak kendimizi dede olarak adlandırdık. Dünya bizim istiridyemiz ama yine de ne bileyim işte bugünkü konular can çok Fortnite'ı tarzı. Ne görüyorsun? Hadi giriyorum ben. Direkt yorumlarla giriyorum. Bak, çok hoşuma gitti. Diye. Yılların dramı, yıllardır programlarımızı izleyen. Ben okuyayım mı bunu? Oku. Bir ağızdaki bitiremez istersen. Hadi. Bir şöyle yap. Vay be. Herkes tahtımı... Bir yorumları sen seçmeye başladın. Biriniz de kurguyu almadınız. Yakında Can Türk'ten bunu kaldıracağım. Arkadaşlar biz 3 dede ve her bölümde bir konuk falan diye. Furkan Usame Bozan. Usame. Usame Bulçuk. Bin Laden. Bir sonraki hafta. Sen ne diyorsun ondan beri yorum yaptığı halde. Videoya çıkamayanları, sizin en old, en has tayfanızı konuşun. Ah be! Belki okumadınız. Belki okuyup siktir et dediniz. Belki de bizi ciddiye bile almadınız. Ama şunu hep bilin ki, biz hep burada olacağız. Sizler bizim yorumlarımızı okumasanız da, videoya koymasanız da, bizler buradayız. Her gün başımı yastığa koyduğumda, acaba geyik yaparak çıkar mıyım düşüncesiyle hayallere dalıp, uçsuz bucaksız tarlalarda sizinle beraber aynı videoda adımın geçmesini tahayyül ettim. Çocuklarıma, hatta torunlarıma anlatacaktım. Benim yanıma o küçük ayaklarıyla koşarak gelip dede dede, arkadaşımın dedesi sen ne diyorsun'a çıkmış. Sen de o bir zamanların efsane serisine çıktın mı diye soracağım. Bense sadece susup kalacağım. Ardından peki dedeler sofrasına çıktın mı dedeciğim diye soracak. Ve ortalık Miğferdi bir savaşında o yaşlı amcanın ok atışı sırasında gibi bir sesli olacak. Olsun be! Olsun! Ne olmuş yani videolara çıkamadıysak? Hayallerimizden de parantez içinde Ömercan'ın çikolata banyosu vazgeçmedik ya. Dram katarak okursan etkili oluyor. Ben karizmatik okumayı tercih ettim. Ömercan'ın hoşuna gittim. Gerçek bir tiyatrocu. Şöyle arkadaşlar artık sen ne diyorsun bitti. O yüzden bazı serisi açıklama vakti geldi. O sen ne diyorsun da çıkan yorumların hepsi bizim yazdığımız yorumlardı.
Bir iki tanesi eşin dostun yazdığı yorumlarda, bir tane üst komşunun yazdığı yorum var. Ben yorumcu olarak katılıyordum. Programda yoktum ama hep yorumları veriyordum. Aynen. Yani arkada bizim bir çalışan metin yazarı ekibimiz vardı. Onların evet. büyük emeği sağ olsun sen ne diyorsun 70 program uzattırmasını şey yaptı. Başka benim konuk olarak geldiğim bölümlerde anlattığım hikayelerin hepsi kurmacaydı. Tabii ki. Tabii. Can intihar falan hiç etmedi. Arkadaşlar böyle bir gerçek bir şey olabilir mi yani mantık? Yani siz yıllardır efendim BBG olsun, işte yemekteyiz olsun, bilmem ne olsun, bunların da kurmaca olduğunu biliyorsunuz. Bu da kurmaca. Yani ekranda gördüğünüz her şey kurmaca. Bu kadar. Can Sungur mesela o bir şey. Yapay zeka olarak tasarlanmış. Tabii. Fakat daha sonra çok akıllandığı için özgürlüğüne özgürlüğüne kavuştu. Dünyaya ele geçirmiş. Aynen Skynet. Neydi Skylab? Neydi lan? Yalnız bak bu yorumun altında DB demiş ki. DB kim ya? Deniz Baykal herhalde. DB. Sen ne diyorsun? Old tayfa mı ya? Yorumlu yorumdan beri yazıyorum ben demiş. Ooo. Koca yürekliymiş. Geçen biz biriyle sohbet ediyoruz. Böyle yaptı. Sizin dedi 3000 takipçiniz vardı koço. Onlardan biri bendim dedi. O zamandan beri takip ediyormuş. Evet koço. Koçoyu ben ödüyorum. Güzel hastalıktır. Güzel bir şey. Yalnız mütemadiyen Can dürüm yapıyor orada kendine ve yiyor. Can abi, aç gelmiyor. Telefonun üstünde yapma istersen. Ben sana öğüt olarak söyleyeyim. Hani tamam yeni telefon tamam da bu kadar da yani limonla işkence. İstersen telefonun üstüne biraz koyayım şöyle. Koyma. Bir de hani böyle alayım yiyeyim falan sen anlatıyorsun tamam mı? Gözüm ona takıldı. O kadar güzel yapıyor ki alıyor bunu. Açıyor. Çiğ köfte alıyor. Çık çık çık. Arkadaşlar kasıyor. Can'ın özü olarak üstüne sardığı çiğ köftelerden yemek istiyorsanız ulaşmanız gereken telefon numarası 0999 ne bileyim ben. Can sarıp ağzınıza veriyor. Buyurun. Şimdi. Boyu boyozcu gibi ağzına veriyor. Pislikler. Michael Köken vampir demiş ki. Michael Köken. Michael Kane yani. Ucuz ne uyduruk yaptın. İnsan birazcık bak evet, nane evet. koydun mu? Ben nane sevmiyorum. Roka koydun mu? Hocam. Roka'yı koymadım. Bak bu böyle bir dürüm. Demin adamın yaptığı var ya. İşte boş lavaş veriyorsun. Kırıya satarsın. Öyle dürüm yaptı. Şah. İnovatif. Nor ekşileri. Şah eserler. Benim bak kopuk abi kopuk. Abi, lokmata gibi koyarsın dükkanı açarsın. Can yapar dürümü verir insanlara. Ne ta? Lokmata. Lokmacı, lokmaçello, lokmaçes. Her yerde lokmacı olmasına bahsettik. Lokmiano. Hayır hiç bahsetmedik. Hadi bundan bahsedelim ya. Bu konu konuşulmuş. Müthiş bir trend. Her sokakta bir tane var. Ve ben hiç yemedim ve yemeyeceğim. Ben iki kere yedim çok sevdim. Ne gereksiz. Vallahi güzeldi. Çikolata banyosu gibi bir şey. Abi çikolatası kalitesiz ise eğer büyük tat kaçırır. Peki ben şunu merak ediyorum. Nasıl oluyor da aynı anda bir anda bir sürü dükkan açıyor? Yani bir kişi düşünür tamam mı? Der ki ulan der lokma piyasası duruyor ben gireyim ona filan bir yerde dükkan açıyor. Olmadı. Nasıl aynı anda olmadı? Kadıköy'deki lokmata bu işin öncülerinden ilk o açtı. Böyle kuyruklar sebil gibi önünde. Ondan sonra dediler ki hadi biz de açalım başka isimleriyle. Aynı sebil şey. Sebil mi? Masraf da az bu arada. Aynı şey. Midyeciler içinde geçerli. Midyeci Ahmet açtı. İnanılmaz tuttu. Yani ben yedim midyesinden. Öyle süper falan değil. Ama şimdi baktım. Kadıköy'de mesela arkadaşlar bir yerde adam tezgah açmış böyle. Artı sıcak. O kadar güzel ki anlatamam. Yani o tezgahtan yemenizi tavsiye ederim. Tezgah yemem ben. Birincisi. Öyle tezgah değil. Börek dükkan ya. Dükkan hayır, gibi. Yemem demek istedim. Onun dışında ben bir lokma yemedim. İkisi esprimi. İster öbürünü ister öbürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Abi benim için lokma. Evet. Cunda'daki artık lokma sıkmaktan tek kolu, tek kolu dev gibi kas olmuş. Lokmaya dönüştü. Arkada da kendi videolarını megalomanyakça oynatan. Kim o ya ben bilmiyorum. Lokma profesörü mü lokma doktoru mu ne bir adam var. Uzun saçlı böyle kaleci tipi saçı var böyle. Bu adamın lokması gayet çiçektir. Üstüne tarçın eker şerbetli lokmadır. Benim için lokma budur abi. Tarçın niye konuyor peki biliyor musunuz? Tatlılara. Harareti şeker. Az. Şeker de kesin güzel yumuşatır hocam yumuşatır. Anlatsın yumuşatırı. Anlatmam ya. O artık bir ayılık yani onu niye anlatırsın. Ya? Hayır detayını verme ya. Benim yumuşatır kelimesini niye kullandığımı anlatamıyorsun. Ayılık seviyesi biraz sonra çok aşağılara inecek ya da çok yükseklere çıkacak. O zaman anlatırsın belki. Asıl konumuza gelince mi diyorsun? Yani asıl konumuz o olmamalı ama asılma konusu olduğu doğru. Geleceğiz oraya geleceğiz. Bir iki tane daha insani yorum okuyalım. Son bir şey sormak istiyorum. Peki lokman nedir? Lokma yapıcısı mı? Lokman hekim. Nedir lokman? Hekim mi lokman?
Lokman hekim diye bir şey var. Nedir evet, yani? Ne var? Ben doktor çocuğuyum ve bunu bilmiyorum yani. Yani galiba evet, biraz daha böyle... Uyduruk hekim mi demek? Çakma hekim. Yok ben bilmiyorum. Alternatif bir şey. Alternatif. Ha gerçekten mi? Çakma hekim ya. Atmış ol. Kırıkçı çıkıkçı falan. Yok öyle de değil. Böyle otlarla boklarla bir şeyler yapıyor. Aa şaman, druid. Güzel, o zaman severim o kafaları. Yani ben kendimi uygulamam. Ama uzaktan severim. Lokman hekim nedir abi? İncir mincir, zeytin çekirdeği yutmanın faydaları. Böyle şeyler çıktı. Palavra spor. Palavra spordur. Abi o zeytin çekirdeği yutuyor adam midesinde. Binlerce zeytin çekirdeği. Sonra acile kaldı. Ondan sonra ameliyat oluyor. Buyurun midenizden 20 tane çekirdek çıktı. Michael köken vampir demiş ki. Evet ondan bahsediyordun doğru. CT hep hakim olduğunuz konuları seçiyorsun. Bu hiledir. Bizi oyunu bozmuş. Ben daha yeni bir şey sormak istiyorum. Sosyal medyada ünlü olma isteği ve challenge'lar. Dedeler sosyal medyanın günlük hayata etki etmediği bir dönemde büyüdüğünüz için bazı şeylere de anlam veremiyor olabiliyorsunuz. Bence en korkunç deterjan paketçi yutulandı. Ha tabii canım. Deterjan paketi yutma şey ya. Var. Deterjan paketi diye hani bulaşık makinelerinin tableti şey oluyor ya. Evet. Paşetli. Hani onu yutarsam evet. Ölür müyüm falan. Tam challenge'ın adını bilmiyorum. Ay. Onu yutmayacağım. Bilet öldü mü acaba ondan? Bir çocuk, ay kötüsü o değil. Bir çocuk kitapla kurşun doldurmaya çalışırken öldü hani. Geçen 3-5 ay önce. En büyük challenge oldu. Ben saç yakma challenge yaptım birkaç hafta önce. Ben yaşım tutmadığı için bilmiyor olduğum şeyden o kadar mutluyum ki yani. Abi doğru söylüyorsun. Evet bazı konular iyi ki yaşımız tutmuyor. Aynen öyle. Deterjan yutmadık. Yani anlayacağım. Ama ben çocukken şöyle bir challenge yapmıştım. Küçük bir kablo vardı, priz vardı. Prizin bir ucuna bir tarafını, bir ucuna diğer tarafını soktum. Uçtum böyle oluyorum diğer tarafına. Bam diye ses geldi. Annem geldi sonra ne oldu dedi. Yok hiçbir şey yok, ben burada oynuyorum falan dedi. Yazık yani nasıl? Annem bu hikayeyi bilmiyor. Annem de izlemiyor gerçi. Belki böyle izledim. Bak ben de evde böyle bir, yani bir oyuncağın bir parçası plastik, içi boş bir boru vardı. Onu böyle tüş tüşçülük oynuyordum onun filmlerde gördüğüm için. Sonra böyle tökezledim. Ağzımın şurası damağımı yırttı. Ağzından kan geldi böyle tamam mı? Babaannem var içeride. Dedim babaannem bunu görürse böyle ağzımdan kanlar geliyor. Kalp krizi geçirir diye düşündüm. Hiç kimseye söylemedim. Kimse bilmiyordu. Şu an hatırıma geldi. Kan içtim. Kan yuttum. Kızılcık şerbeti abi içtim. Yani nasıl? Dedim. Ay çok kötü. Benim de buruma gidon girmişti. Oha ne diyorsun sen? Bu ne ya sen ölmüşsün. Bir dakika yakın böyle kaldım. Gidon neydi ya? Bisiklet gidonu işte. Bisiklete düştüm buruma tak diye çarptı. Yani, Borap 2 hafta mor kaldı. Yani penetre etti mi yani? Ha, içine girmedi ama boraptı. Akciğerime bir baskı ya. Burama bir baskı ben oldu. Ben de girdi sanırım. Bölümlerden döndü. Abi Sylvester Stallone filminde oynamış diyecektim. Ay, o kadar da değil. Size ben bir şey anlatacağım. Bu olay yaşandı. Milletvekili lojmanlardayken tamam mı? Böyle bir şey vardı orada. Yokuş aşağı bisikletle inmece gibi bir durum vardı. Ve biz oradan ben ve abim iniyorduk bisikletle. Böyle ellerimizi falan bırakıyorduk. Konuşmaya başlayınca hatırlıyorum ne yapayım. Ondan sonra abi bir gün abim düşmüş oradan. Çocukcağız dizini yarmış falan ağlıyor daha yani şey. İtaat. Ve adam yani görevli, lojmanda görevli elinde kucağında abim kapıyı çalıyor. Ve anneme şu lüzumsuz espriyi yapıyor bak bir de kötü. Oğlunuzun kafası koptu. Wow. Elinde abi dizi falan kanıyor. Yenge oğlunuzun kafası koptu yapıyor. Ya hayatımda böyle bir uçuşmasın ya. Silah mosu çekip kucağım bir tane atıyor. Olacak işte dizi yaramız. Ama benim çok dizim yaraları düşerdim kanardı ya. Küçükken olurdu herhalde çok abi. Çok oluyordu değil mi? Şimdiki jenerasyon artık öyle bir şey olmuyor. Çünkü onlar dizlerini ancak telefonlara çarpıyorlar. Diz kabuğu soyma böyle onunu verdiği. Evet. Kaşınmayla acı arasında. Ay ne zamandır yara kabuğu soymadım lan ben. Çok güzel bir histir. Dış duruyoruz. Kolunu kesiyoruz. Ya kediden ötürü çok soydum bu arada. Ne oldu abi? Onlar şey da eskisi mi? Kadar şey yapmıyor yani. Benim nasır tuttu ellerim arkadaşlar. Böyle yaralarım olmadı. Çalışmaktan fazla. Çocuk işçiydi Cevdet aslında. Abi, çocuk işçi. Milletvekili lojmanlarında. Tabii benim babam lisede ben 9 dersten kalınca beni depo işçisi olarak çalıştı. Biliyorum. Yaptın mı gerçekten? Yaptı. Sadece tezgah etmedi yani. Abi. Sen 9 dersten mi kaldın hayatını gidiyorsun? Evet. Abi can bir zamanlar. Abi çıktı verdim. 11'de kaldı. 11 kalmadım. 7, 9 aslında.
9-11 değil miydi? Hayır. 7-9. Yok artık abartma abi. 11 değil. 9. Bir dakika. Onu biz anlatmıştık. Bir de ders değil mi? Yine, evet. Tabii sırf bir ders. Hangi kaçı sınıf? Lise 2 mi? Oha, lise 1 7 lise 2. Lise bayağı tembel işin sen yani. Abi hangi ders? Ha, pardon, her ders. Ama şöyle bir şey takla var mesela. Resim yazıyor 0. Millet görüyor, resimden niye kaldı? Bizim resmimiz sanat tarihiydi maalesef yani. Bak, o zaman için maalesef. Şimdi çok kötü bir İngilizce hocamız vardı. Çok kötü bir İngilizce hocasıydın sen. Bir noktada bunu izlersen iğrenç bir hocaydın. Okulda ben gittim, daha sonra milletin çok zorlandığı Sabancı'nın İngilizce hazırlık sınavını atladım yani. Öyle iyi İngilizcem vardır. İyidir İngilizcem. Beni İngilizceden bırakmıştı yani. Ha, sen niye sana gıcık oluyorsun? İsim ver, isim. Affedersin. İyi nokta öğrenci alır. Esmer bir. İğrenç ya. Kadının telaffuzu falan o kadar kötüydü ki yani. Tamam hadi İngilizce'de sana takık. Gitti sonra. Gitti tabii yani. Diğer 8 ders, 6 ders ne olacak? Abi ne tabii ya. Domino. Kıçımı kaldırmamamdan ötürü. Kimi hakikaten hiç çalışmamdan ötürü ama İngilizce'den kalmam o değilik yani. Anladın mı? Ben bilmem. Şöyle millet söyleyeyim. Bırakıyor, ben de bırakayımcılık o yani. Özür dilerim. Geçtiğim 3 tane dersi merak ettim. Beden, edebiyat. Edebiyat. Oo, helal olsun kardeşim, edebiyat. Bak filmçi bile eleştirir şimdi ya. Görüyor musun? 2 ile geçmiş edebiyattan helal olsun. Oğlum. Hayır denen bir şey. Ben nasıl okul lan bu? Hayır abi çok öyle bir hakkı var. Biraz duygusal bir okul. Evet, evet. Artık o kadar zor değil, bizim dönemimiz kadar zor değilmiş. Çok zor değil. Çatı çıtırınca sınıfta kalır. Yani. Neyse ben de 5'in 2'sini verdim. 3'üyle borçlu geçtim. Size... Sana hediye etmediler bir tane. Yok. Size yok, ben dünyanın ebemi kitledim, çalıştım. En iyi niyetli, en öğrencisever öğretmeninin öyküsünü anlatacağım. Atatürk. İkincisini anlatacağım. Bu öğretmenin ismi sevgili üniversite hocamız Hülya Adak. Hocam teşekkür ediyoruz şimdiden. Yıl bitmiş, dönem arasına girilmiş, tamam mı? Ben de 3-5 gün ödevi göç göndermişim, işte final ödevi verilecek. Evde İzmir'de işte memleketime dönmüşüm. Evde yatıyorum, öğleden sonra geç kalkmanın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Kadının numarası kayıplıydı bende bir şeyden ötürü. Bir baktım o arıyor. Tatilde hocam arıyor, üniversite hocam. Aa dedim, Hülya hocam ne yapıyorsunuz falan, iyi bilmem ne. Candan haberin var mı dedi. Ne oldu hocam falan dedi. Hala ödevini göndermedi de. Hani gönderecekse ben ona göndermiş gibi not vereyim. Göndersin bir ara. Yok göndermeyecekse işte yapacak bir şey yok. D mi vereyim, F mi vereyim ne falan. Aa çok iyi. Abi utanç şimdi. Yolladım tabii ki ötesi. Bu arada can yolladım mı? Doğru söyle. Emin ederim. Kadından notlar alıp yollamadım. Hayır, yolladım, mi? Yolladım. Sana hiç güvenmiyorum. Yolladım kütüphaneye. Hayatımda gördüğüm iki gün yazdım o ödevi. Palavracı peşemeyim. Kütüphane hayatını kütüphane. Ya niye yalan söyleyeyim ya? Ulan kütüphanenin önünden geçtiğin yok be. Daha kaç kere gittim. Sen yazdım orada yani. Hocası şeye bak. Kütüphane mi? Canım ne yıkıldım. Utancımdan kabardım burada. Oğlum, niye bu beni rezil ediyorsun? Abi sen başladın. 7 dersten kaldım dedim. Bu işin mi? Bu mu rezil işin? Hülya hocam siz çok iyi bir insan mısınız ama yani bu hocalık da bu değil. Bu yani hani vermiyorsa bırakacaksın abi bu ne saçmalık yani. Ama derslerde yani performansım iyiydi canım. Bir tane ödev yazmadım o kadar yani. Abi o zaman ödev vermeyeceksin. Diyeceksin ki bu ödev formalite. Bir şeyin arkasında dur yani. Yok, bence yok. Bu kötü eğitim sisteminin oluşturduğu. Ama ödevini verdi. Ödevini şeyler vermeden geçirmiyor ki, geç göndermiş oldu sadece. Tamam da ödevin içeriği falan hiç önemli değil yani, anladın mı? Hayır canım. Baştan bir çocuk belli ki o kadar da değil. Ulan baştan demiş ödevini ona göre not vereyim demiş. Yani. Ödevim var ya. Minimum not ve elzem notu verecek geçsin diye zaten. A vermeyecek canım okumadan etmeden. Tabii C plus mı? C eksi mi? D mi? Biz de C ile geçiriyorduk galiba. Hülya hocam çok iyi insansız, o ayrı konu. Yok. Anladım. Tiyatro okulda kendi inisiyatifiyle tiyatro tarihi dersi veriyordu. Yoktu öyle bir ders. Vay. Ya. Hatta birlikte biz onun oyuna gitmiştik sonra. Orada o yüzden numarası kayıtlıydı bende. Böyle de Hülya şeydi. Hocayı şöyle hayal ettim şimdi. Ben tüccar değilim. Eğitimciyim. Yani o duruma düşerse o tirada atacak bir insan bence. Bizim zaten bölümün bütün hocalar öyleydi. Canlarım neyse benim. Bu konuları kapatalım arkadaşlar. Güneş hocam. Hepsi şey yaptı. Güneş Aydın demiş ki stand-up biletleri daha çıkmamış sanırım, bulamadım, heyecanla bekliyorum demiş. Çıktı artık, bulabilirsin. Aşağıda link çıktı var. Çıktı bitmiş olabilir bu arada. Evet bitebilir. Evet bitebilir. Gerçi iyi gidiyor. Bir de sevgili dedelerim, beni çok muzdarip olduğum bir konu var. Instagram. Herkesin hayatı çok güzel. Herkes işinde gücünde ve mutlu. İnsana ben neden böyle diyeyim dedirtiyor. Biraz bu sosyal medyada hayatları parlatma konusuna değinebilir misiniz? Abi Instagram her zaman hayatın mükemmel olduğunu anlatmıyor bence. Bazen hayatın çok feci olduğunu da anlatabiliyor. Ne o? Yani Instagram hayatları parlattık. Hayatları parlattık. Hayatları parlattık.
Yani ben o konuya sürekli şey yapıyorum yani yanından geçiyorum çünkü aklımdan çıkmıyor bu görüntü yani. Evet işte zaten hayatını parlatanlar var gerçekten Instagram'da. Gördük yani elleriyle uçak tuvaletlerinde hayat parlatanlar diye adlandırdığımız bir şey var. Böyle bir artık şey nasıl... ona hayat mı diyoruz? Yeni argo terimler Cevdet. Şey 3 milyon takipçisi olan bir kişinin böyle bir şeyi yanlışlıkla yapması falan yani. Ya yanlışlıkla yapmış olabilir de insan dikkat eder tabii ne bileyim iğrenç. Abi yanlışlıkla yani böyle bir şey olamaz. Ben sana bir söyleyeyim mi? Abi yanlışlıkla yaptığın önemli değil. Uçak tuvalette ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar. Ya bu arada uzun evet. Uzun bir uçuştur Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ben çocuğu suçlamaktan vazgeçtim. Kendi kafam içerisinde. Burada asıl suçlu kim? Asıl suçlu benim. Ben eşek gibi gittim o linke tıkladım. Yazıyordu ne olduğu yani. Allah benim belamı versin yani aslında. Ama yani bak her çocuk da suçlu abi. Bir sürü çocuk, çoluk, çocuk, insan takip ediyor bunu. Yani bu tacize girer abi ne olursa olsun. Yani isterse bak bir de şöyle bir açıklama var. Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli gibi bir videoyu avukatıma uygunsuz içerikli gibi bir video derken zaten gibisi yani gibisi mi kalmış suratımıza sallanıyor. O gibi değildir o şeydir o. Anladınız siz. Suratımıza sallanıyor. Avukatım, videoyu avukatıma iletmek isterken şehven ve istemeden paylaşmış olup neyle? Paylaşım için herkesten özür dilerim. Abi çok pardon. Arada şehven diye bir kelime kullanısı. Bunun palavra olduğunu göstergesi. Çünkü sadece metin yazarları birisi hakkında basın açıklaması yazacağı zaman şey abi senin 3 milyon takipçin var. Senin paylaştığın her şeye deli gibi dikkat etmen abi, gerekiyor. Tabii tabii bu şey bu arada. Bunu yazdırılmıştır ya. Belli ki bu. Tabii ki yazdırılmış. Işte yani, suni bir laf. Ama yani o sırada diyelim ki bunların hakikaten doğru ve şey. Ne oldu? Yanlışlıkla oldu bütün bu olaylar. Ne oldu? Bir şey olmadı. İşinize bakın siz. Allah Allah. Diyelim ki yanlışlıkla oldu bu durum. Adam yine de tutuşup ne yazayım ben şimdi? İleride delil olarak kullanılabilecek diye sormuştur avukatına. Tabii zaten öyle. Ama ondan sonra bak bir de samimi bir söz desin ki ay pardon ya falan desin. Ben daha çok ona bu videonun sosyal medyada paylaşılması ile ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır demiş. Eyvallah başvursun ne güzel. Ondan sonra söz konusu video nedeniyle sosyal medyada sahil medya organlarınca yapılan kişilik haklarıma aykırı hala organ diyor ya. ve videonun yeniden paylaşımıyla şahsımın hedef gösterilmesi nedeniyle daha da mağdur edilmekteyim. Ya sen insanları mağdur ettin o videoyu ne olursa olsun paylaşarak. Niye utanıyordun? Bu paylaşımları yapanlara sizlerin de gerekli tepkiyi göstermesini rica ediyorum. Millete niye saldırıyorsun? Abi bir şey çok enteresan. Ya. Bir kere daha böyle bir şey olmuştu. Bir sene önce falan bir tane eski manken şimdi böyle pilates şey videoları çeken hanımefendi var. O da böyle şöyle bir pozunu koymuştu direkt çıplak. O da yanlışlıkla olduğunu şu bu bir sürü şey iddia etmişti filan. Ama geçen başıma şöyle bir şey geldi. Geçen böyle Instagram'a bakıyorum tamam mı? Gece uyudu uyuyacağım. Şöyle bir elim çarptı tamam mı? Birisini yanlışlıkla takip ettim. Ulan takibi de geri alamadım kaldı öyle. Bak tamam mı? Görmüştür yani. Bastıktan sonra böyle perişan oldum uyudum filan böyle... Aklım gitti yani. Ertesi gün baktım takip ediyorum onu. Barış. Ey bekar 33. Gel. Barış seni yanlışlıkla ekledi. Barış kimi stalkluyordun gece gece doğru söyle. Ya bir tane çok beğendiğim bir oyuncu hanımefendi vardı. Neyse stalk. Bekar olduğu için ben yanlış... sana işlemiyor kardeşim. Ama oyuncu biri takip edebilirsin. Tamam yanlışlıkla elim çarptım. O da belki böyle kadın da mesela uyuyordu çarp diye attı. Abi burada kim bilir oyuncu hanımefendiye kaç tane takipçi geliyordur zaten. Arada sen gözükmemişsindir bile. Boş ver. Hayır onu demiyorum. Şey diyorum. Geçen semeci hanımefendiyi diyorum. O da yanlışlıkla koymuş olabilir. Ama bu yanlışlıkla değil. Bu yanlışlıkla değil. Bu yanlışlıkla değil. Bakın bana baksanız. Yapma çocuklar. Yüzler var. Bana baksanız. Ben çal sallıyorum abi. Bir şey yapmıyorum. Şey yapıyorum. Kim inanır ya senin bu palavralarına? Can. Palavrayı acilen bırakman lazım. Geçmiş olsun diyelim arkadaşlar ve tüm Türkiye'ye. Yapacak bir şey yok. Olan oldu artık abi. Yarın öbür gün bizim de başımıza gelebilir. Ne bileyim ben. Sizce yargılanmalı mı? Yapacağım. Kaza yani... Yani yok ya. Nereden bileceğiz abi? Gerçekten kaza olmuş olabilir yani. Ama ya bu internet suçları falan böyle şeyler çok yeni olduğu için ben hiç hakim değilim, bilemiyorum. Siber güvenlik var, siber. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki bunun yani bu kadar basit olmadığını şu an farkındayım ama bence internette medyada falan sakıncalı diyebileceğimiz içerikten korunmak biraz da şeye bağlı ya. Gardiyana yani ana babaya, ebeveynine falan biraz bağlı yani. Ama işte bunu aile ne yapsın?
takip etme evladım bu gece. Yok abi, çoluk çocuğu, küçük çocuğun Instagram hesabı olmasın mesela zaten. Kendi akıllı telefonu olmasın zaten yani. İşte böyle çocuk filtreli tabletler, zımbırtılar oluyor mesela tablette, telefonda. Öyle şey yüklenmesi lazım. Ya bence akıllı telefon olmasın demek artık çok inovatif. Hayır, hayır, şey oluyor ama şey ya, işte filtreli şeyler oluyor mesela. Var ya, şey. Ama kaç yaş zaten mesele o. Kaç yaştan sonra yani ya, hiç... O aileden aileye değişebilir. 14 de olur, 16 da olur. Hani o değişebilir. Ama yani mesela 5 olmayacak işte, çok basit. 5 olanlar bu arada. Tabii var canım. Ya çocuğun eline veriyorlar telefonu, bakmıyorlar. Tabii böyle arıyor. Barış amcam haber diye böyle 5 yaşındaki çocuk arıyor. Ama işte biraz ebeveynin görevi yani o da. Bence bu tip durumlarda yani kendi etti kendi buldu. Hani kimseye herhangi bir hani zarar vermemiş durumlarda devletin ekstra ceza vermiş olması iyi bir şey değil. Zaten adam cezasını görüyor mesela, eğer bu gerçekse veya değilse. İnsanlar tarafından ayıplanarak zaten hak ettiği cezayı alıyor. Belki takipçisi düşüyor falan filan. Büyük ihtimalle takipçisi artıyor böyle şeylerden bu arada. Yani dünya çapında her zaman bu tarz böyle skandallar mı kandallar hep zaten reklamın iyisi kötüsü olmaz lafının oluşması sebep oluyor. Evet, evet. Ya yani atıyorum bak mesela şu hani şey çıkmıştı ya 2 sene önce. İşte Nutella'nın içinde bilmem ne yalı var. Hepimizi zehirliyorlar filan falan. Onunla uğraştılar bir de bayağı sosyal medyada, işte yok öyle bir şey falan filan diye. Dili gibi Nutella yemiyor şu an. Birinci şey, o sene bittiği zaman artmıştı satışları. Benim bir arkadaşımın eşi var, şey yapıyor bana. Sen diyor dizide güzel bir çıkış yakaladın. Seni tiyatrodan da biliyorlar, iyi bir ivmelendin. Şimdi sana bir skandal lazım. Tutturdu abi çocuk. Sana skandal bulacağız diye. Bir skandal yaratacağız. Barış burnunla oynasana sen de şurada. Birini de öldürelim filan. Birini de öldürelim. Biriyle manita o bilmem ne filan. Skandala ihtiyacım varmış. Alex o zaman bir ilk yaparmış. Şey mi sen istersen? Bu arada mesela adam... Takipçi kaybederiz. Tutmaz. Şimdi takip eden adam ne umuyor ki? Yarın da şeyini açar. Ben diyor yani mesela. Şimdi takip eden değil. Yarın da başka bir yerine. Şimdi mesela atıyorum. Ben seni dövüyorum. Sen çok sevilen, popüler diyelim. Birisin. Seni dövüyorum. Seni dövdüm diye bir nefretten kaynaklı takip edenler. Bir iyi ki dövdün diye takip edenler. Bir de o kişiyi o an artık tanıyıp bugüne kadar yaptıkları da hoşuna gelip bundan sonra bir takip edeyim şu tipi falan diyenler olabiliyor. Bir de reklamın nasıl çalıştığını günümüzde şunu unutma yani. Adamın adı tekrar ediliyor, tekrar ediliyor. Bir süre sonra bir kısım mesela neden tekrar edildiğini unutup onu bir marka olarak benimsemiş oluyor ama zaten. Bu çok sık olan evet, şey. Evet. Türkiye'de kötü olan şeyler 2 yıl içerisinde unutuluyor. Tabii canım. Sen ünlü olduğunda avantajın var. Bence 2 bile değil artık. Çok bence rahat yani, bir seneden aşağı. Yani ben çok büyük olayları söylüyorum. 2'yi artık full unutuluyor. Şöyle söyleyeyim. Yani. Bir oyuncu Aslı'yı unutur muyuz mesela bir sene? Daha yeni ama. Bence unuturuz. Bir sene sonra unuturuz. Tabii canım. Zaten hapse bir sene belli. Oldu. Bir şey söyleyeceğim. Hapse girmez 8 oldu. Cezası olacak o bence. Öyle. Bir kere bir tane oyuncu sette başka bir oyuncuyu dövmüştü. Evet üstüne, ve şimdi çalışıyor. Üstüne 2 yıl, 3 yıl geçti. O zamanlar çok ciddi olaylar olmuştu. Şimdi boğmuş da. Kimden bahsettiğini anladım şu an. Hepimiz anladık. Ama yalanladı. Evli bak bir adam oldu artık. Hiç karıştı. İsim vermeyelim. Enteresan kafalar bunlar. Emre Akı demiş ki pek sevgili dedilerim selamlar, ellerinize öperim. Her hafta heyecanla da beklenen bir seri yapmışsınız. İzlemesi de bir o kadar keyifli. Elinize, ayağınıza, ağzınıza sağlık. Yeter. Dedemlerim, haftaya programın konusu olarak çocukken sahip olduğunuz ilk konsolumuzu ve günümüze kadar unutamadığınız konsol maceralarımızı merak eder, benim dinlemek oldu. İsterim. Saygılar ve sevgiler sunar, ellerinizden öperim. Abi bizim... Kaset üfleme oyunları diyorum. Bizim ilk konsolumuz valla arabanın ön konsoluydu. Ben çok küçüktüm. Bende o yoktu. Bir misafirliğe gittiğimde görmüştüm. Müthiş bir şeydi. Şu an olsa yine hoşuma gider. Işık yanmalı araba... Şey evet gibi. Abi şöyle bir kutu, burada direksiyon var. Muhteşem bir şey. Abi müthiş bir şeydi. Bende de hiç olmadı onda. O konsol ama sayılıyor bilmiyorum. Ama boktan bir şeydi bu arada. Boktandı. Çok güzel. Bir şey çok dönüyor güzeldi. İçinde onun. Yani. O birincisi yani en ilgimi çeken oydu ama benim ilk Atari'm oldu. Siyah böyle. Benim 4 sivri. Kaset koyma, bana, kaset üfleme oyun bu. Ona Atari denmez daha. Niye Atari? Kara kutu dedin. Ona Atari denir mi? Atari diyorum. Peki. Belki Ankara'da falan değişik olabilir. Peki Atari dediğin senin şey mi? Siyah. Böyle 1001 adamlar dandik olanlardan. Arkadaşlar. Uçurma orada oyunları. Uçurma, Duck bilmem ne, Duck Hunt. Kara kutuda şey vardı. Ya bu arada Atari'nin şeyle Famicom'la karıştırmıyorsunuz değil mi? O Duck Hunt falan onda vardı. Abi bunda da vardı. Nintendo çakması olanları oynadık biz bu sene, evet, bu ülkede yıllarca. Ondan önce Atari dediğimiz, ona Atari deniyor olabilir ama kara kutu diye bir şey vardı. Ya ben ondan bahsedeyim. Siyah,
oyunlarını böyle değiştiriyor. Tamam işte. Böyle bir tane tamam. Şey var. Yok. O öyle demiyor işte. Çünkü onun kartuşu bulunmazdı. O yüzden kartuş üfleme oyunları daha sonra. Biliyorum. Pazarda bile satılır o kaset. Tabii sarı. Babamlardan bana geçen sarı vardı. Ankara'ya her gittiğimde oynadığım aslında yani dedemin ama ilk konsolum diyebileceğim şey benim Commodore 64 bu arada. Oha abi, sen bayağı geç girmişsin. Bir şey söyleyeyim mi bak? Eski... Nasıl yani? Ha Commodore 64. Commodore 64 çok... Pardon. Eski oyunlarla ilgili bir şey var gerçekten. Geçen şunu düşünüyordum. Mesela Commodore 64'te arkadaşım... Ona konsol denmiyor gerçi Commodore. Muzo'da vardı hatta Muzucuğum öptüm. Onda oynardım. Bugün bütün eşine dostuna selam yolladım. Bu ne abi? Adam sorsunu kullanıyor burada. Şeyde Kanal D'de sabah programına mı katıldın yani? Biraz öyle gel. Ya da haftaya yok hani. Bak bir şey oyunu vardı. Böyle işte uzun bir labirent gibi bir şey düşün. Git onu işte uzay gemisi bir şey oradan geçirmeye çalışıyorsun ama gitti daralıyor kenarları da değersen yanıyorsun falan böyle tabii bir oyun var. Bu elin üzerinden gitti bili 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 olurdu. Böyle abi ekstra şeyler vardı. O oyunun böyle inanılmaz kafalı o zaman bana öyle gelen bir müziği vardı böyle midi falan diye tamam mı? Ben abi oyun oynarken gerilirdim, heyecanlanırdım, hayaller kurardım böyle distopik bir ortamda uzay gemisinde hayatta kalmaya çalışıyoruz falan gibi. Ve aslında sunduğu tek şey hani boktan Nokia 3010 ona bugün sığabilecek bir oymuş türü yani. Şimdi bugün böyle artık GTA'ymış, Assassin's Creed'miş gibi oyunlar sana film gibi çıkıyor ya karşına. Yani ekstra bir şey hayal etme şeyi yani tanımıyor artık. Hiç sevmiyorum, alışamadım. Eskiden öyle değildi işte. Eskiden ekstra sen dolduruyordun böyle boşlukları gibi oluyor. Çok hoşuma yani gidiyordu benim de. Ben o zaman yarı retrocu olarak şu Atari hikayelerimi anlatayım hemen. Benim çok konsolum oldu. Bunlardan ilki işte dediğim Atari, kara kutu dediğimiz. 99-21'i vardı içinde böyle değiştiriyordun oyunları. Orada lütfen bakın Tomboy diye bir oyun vardı abi. Tomboy. Böyle artık 8 bit değil. Yani o Nintendo'lar 8 bitli. Tomboy erkek Fatma demek. İşte kaç bit bilmiyorum yani. Ve yandan gösteriyor böyle bir tip. Abi bir yerde bir köpek vardı. Böyle zıplayarak geçiyorsun. Böyle yerde şey oyunları oluyor böyle. Su açılıyor, kapanıyor. O böyle kapanınca koşman lazım. Hatırladın mı? Sudan hatırladım bak. Açılıp kapan. Evet. Bazı üzerinde şey var. Ona böyle Tarzan gibi geçmen lazım evet falan. Orada Tarzan gibi geçmen gereken yerde bir tane köpek vardı abi. O köpek ne zaman atlamaya kalksam seni şeyinden lap diye ısırıyordum. Tam şeyine denk geliyor. Ve bao 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 diye müziği vardı. Hala aklımda geçemiyordum orayı ya. Ve hala da geçemedim. Bak bilenler link falan atsın altına. Geçilemeyen oyunlar. Aynen öyle. Atari'den sonra. Peki bölüm yayınlandıktan sonra. Ya Cevdet böyle bir şey demişti. Bakayım linki yayınlayan var mı? 9823 yorum. Bir tane bile yok. Yok. Hepsi ölmüş. O oyun oynayanların hepsi yaşlılıktan ölmüş. Olabilir. Sonra şeyim vardı bir ara işte Commodore 128 ama konsol denmiyor ona da bilgisayar deniyor. Hayatımda ilk defa Commodore 128 duyuyorum ben. Ben de. Commodore 64'ten ibaret sanıyordum. 5.25 disketleri vardır onun. Üçlük değil 5.25 dev disketler. Böyle onu sokup kapatırsın onun bir kapaması vardır. 64 şeyliydi zaten. 64 tabii teyp kasetliydi. Evet. Sonra üzerine aslında Nintendo'nun Family Computer olan Famicom'un çakması hepimizde olan şimdi de böyle çocuk kitapçılarında falan 20 liraya satılan böyle bütün paketiyle falan tabancasıyla onu aldım. Bayağı oynadık onlar. Evet ya. Tabii. Onda da Mortal Kombat vardı. Kontra bu kadardı. Tabii. Abi o onun aslında en güzel şeyi neydi biliyor musun? Kontra vardı. Kişisel evde oynuyorsun ama kişisel oynamanın dışında mesela gündüz Kontra. Çok iyi bilir böyle oyun müziklerini. Tabii. Gündüz futbol oynayamıyorsun ya dışarıda. Hava aşırı sıcak. 5'ten sonra anne izin veriyor. O da şapka takarak. O yüzden 5'e kadar yaz tatilinden bahsediyorum. 5'e kadar evde kantinle onu oynayacaksın. O ikili oynayabildiğim oyunlar çok güzel oldu. Hüsnü Ünlü niye orayı korumadın oradan saldırdılar kontra işte. Kontra dediğin şey miydi? Bir helikopter bir araba gidiyoruz falan. O muydu? Hayır yok. İki adamlı tane bir kırmızı bir adam mavi adam var. Bir de öyle bir şey vardı onu hatırlayan var mı? Yukarıda helikopter ya iki kişi oynuyorsun gene bir helikopter gidiyor bir de jip. Ateş ediyorsun gene pıt 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 falan diye. Hatırlıyorum ben de ismini hatırladım. Commodore'da vardı o. Amiga'sı olan var mı aramızda? Yok benim benim vardı. Kendi de hepsi vardı. Evet, evet Amiga harikaydı. Amiga arkadaşlarıma giden dayım şeydi daha. Elektronik şeylere meraklıydı da. O yüzden eminim Cicero'da şey yapmış. Evet evet biraz aşırıdı. Amiga 1200'üm vardı abi. 1200 bak bu da. Normalde Amiga 500 veya 500 Plus vardır herkeste. 1200'ün farkı da şudur. 2 MB RAM'i vardı 1200'ün. Yani diğerlerinin 500 KB. Plus'ın 1 MB benim 2. Ama İşte her oyunu çalıştırmazdı, bir şeyler yapman gerekiyordu falan. Sonra abi, bende hiç olmadı ama çok özendiğim
ve konsolların babası, burada herkes beni alkışlayacaktır dediğimiz bir alet çıktı. Şu anda bile hala hayranları var. Hangisi biliyor musunuz? Super Nintendo. 16 bittir alet. Tam tadındadır biti falan. Sırf eğlencelik üzerinde. Çok güzel Mario onun. Mario'ların falan ayyuka çıktığı zamanlar. Ama bitti değil mi? Evet. 16 bitti artık bitti. Game Boy olmayan var. Game Boy bak Game Boy'da bir dramam işte, var benim. Game Boy. Abi Game Boy dev gibi gri yani ilk çıkmıştı ya falan. Yanında böyle kırmızı ışığı. Işık dandikleşir pili bitiyor. Evet doğru. Çok güzel. Neyse çok istiyorum ben tamam yok bende ve Türkiye'de yok o zamanlar. Annemler yurt dışında gidecekler. Ben de gitmek istiyorum ve böyle birkaç ülke falan bir gezmeye gidecekler. Seni götürmeyeceğiz dediler. Bayan ve kardeşim kalacakmışız. Kardeşim zaten çok küçüktü. Ben olaylar çıkardım. Nasıl olur? Niye götürmüyorsunuz? Şudur budur falan ama şey. Hollanda, Almanya, Fransa falan böyle full gezme yani. Onlar, 6-7 ülke. Onlar çocuklardan neyse, başımız dinleyip bir sonunda, tekrar gençliğimizi hatırlayalım yapmışlar. Romantik. Sonunda anlaşmamız şöyle oldu. Tamam izin veriyorum. Gelmiyorum. Gidin ama bana Game Boy getireceksiniz. Tamam dediler. Abi gittiler. 15 gün yoklar. Çok heyecanlı bekliyorum Game Boy gelecek diye. Geldiler. Daha merhaba demeden. Anne Game Boy'un nerede dedim. Bulamadık dediler. İndi falan. Ve bana bir tane adi bir böyle futbol oyunu tarzı bir tane ucuz bir şey getirmiş. Anlatayım ne tarzı oyun olduğunu onun böyle. Barış. Arkası yeşilli falan oldu. Evet, hani mekanik oyun yani. Arkası yeşilli ama yine de elektronik gibi. O kadar tadım kaçtı. Çok özür dilerim. Annenin adı neydi ya? Unuttum. Sema. Sema teyzeciğim. Savaş amcadım. Emricim. Tabii ki Eyfel Kulesi'nin üstünde bulamazsınız Game Boy'u. Yani gidip dükkanlara bakmanız gerekiyordu. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Bu bir çocuğun en büyük bu durumu. Bu büyük bir dramdır ve benim bir daha hiç Game Boy'um olmaz. Hayır. Yıllar sonra rın tın tın aynen öyle rın tın tın yıllar sonra bir tane Game Boy kalır çıktı ve Amerika'dan gelen arkadaşım Uluç'a sipariş verdi annemle. Kardeşime Game Boy kalır geldi. Ve ben onunla da 3 kere 5 kere oynamışımdır. Yani Game Boy o kadar istediğim bir şeydi ki kasetleri küçük küçük. Sema çok teyzeciğim var. Ondan sonra neden bu oğlan böyle oldu öbürü böyle oldu diyorsunuz. İşte sebebi bu ya. Hayatta en sevdiğim şeydi. Batman oyunum vardı, Robocop oyunum vardı. Çok güzeldi yani. Arkadaşlar oha, dedeler sofrasında bir dedeyi mutlu etmek istiyorsanız lütfen hemen bir Change.org kampanyası başlatın. Ve Barış Kraloğlu ya. Unuttuğu, yaşayamadığı o çocukluğunu yaşatalım ve o Game Boy'u alalım. Hadi sen de şimdi yaz, bağış yap, Game Boy. Dur Barış'ın gözyaşları. Sizce bugüne kadar Change.org kampanyaların herhangi birinin başarıya sonuç verdiği bir şey oldu mu? Oldu, kötü çocuk. Biz gittik biz gittik. Aa, Allah kahretmesin. Evet yani birebir başımıza gelmiş bir şeydir bu. Change.org'un yıllık yönetim toplantısında örnek olarak bizi gösteriyorlar. Şöyle kadar milyarda bir başarı oranına sahibiz. Bu arkadaşlara uyguladığımız stratejiyi takletmemiz lazım. Ne oldu acaba falan. Bir de Sega Game Gear vardı. Çok kıskanırdım. Bende de var deme seni boğarım artık yeter. Yani bende yok. Abi bizi varmış o zaman. Ama yani pili çok çabuk bitiyordu. Çok renkliydi o diye. Evet çok kıskanırdım ben. O zaman ben tabii hatırlamıyorum. Şimdi onu arkadaşım da meraklısı var. Almış böyle yeniden şu kadar o alet biliyorsunuz değil mi? Öyle küçük falan çok değil büyük, yani. Çok büyük. Serkan oynuyordu geçen dev. O mu? Tamam, tabii. Çocuk babası olduğu için adını vermek istemedim. Serkan'da hepsi var değil mi? Her şey var. Tabii o büyük retrocu. Her şey. Hatta onların bir tane öyle şeyi varmış. Facebook'ta filan onun moderatörüyüm ben dedi. Grupları varmış. Abi, buradan retro da... İstanbul bilmem ne retro Türkiye. Mushroom Kingdom girin. Mushroom Kingdom. Evet. Serkan. Mushroom çünkü biliyorsunuz. Tabii. Mario. Mario. Evet. Vay be. Ama yani Game Gear mesela işte bir okulla Ankara gezisi olmuştu. Benim işte Game Boy'um var diye ben kendimi havada hissediyordum ama bir de tabii Game Gear'ı olan arkadaşlarımız var. Bende ne vardı? Bende Game Boy'un çakma Game Boy vardı bende. Fakat çakma Game Boy nasıl olur? Ya bilmiyorum çakma bir şey vardı bende orijinal bir şey yoktu yani. Ama yani vardı her oyun gene aynı şey işte çakması. Fakat ekstradan allem edip kullem edip
tabanca aldırmıştım o şeyli oyunlar için. Duck Hunt. Duck Hunt. Sırf Duck Hunt şurada yani. Uçada ne var ki? Game Boy değil ya. Sen bilgisayar şey televizyona bağlamalı değil. Televizyona bağlamalı. Game Boy el oyuncağı ya. Ha pardon. Famicom işte yani. Ne bileyim ya, ben onun isimlerini hiç bilmiyorum. Tetris verdi geçen gün. John'a gitmiştim, bana Tetris verdi. Al senin olsun bu dedi. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tabii, tabii, oynarım dedi. Güzel. Geçen gün meyve suyu ya, içecek firması yolladı bana. Influencer olarak belirlemişlerdi. Kutu geldi, o vardı içinde. Ne? Dedem benim küçükken oynuyordu. Bir gözüm onun yüzünden gitti. Force oldu gözüm falan diyordu. Gözlük takmaya başladı sonra. Deli gibi oynuyordu ama böyle. Bu arada bana hiç üzülmene gerek yok. Game Boy Color bence çok kötüydü. Color değil, normalini de ben normalini seviyordum. O demo. Hayır abi çok kötü. Yani ya ben yanılıyor muyum ama color'lı değildi ki o. Color olan kendisi renkliydi böyle. Tabii dışı renkti sadece. Evet, evet. Ben herhangi bir Game Boy olsun abi. Üç renk veriyordu. Kırmızı, mavi ve bir renk daha vardı. Evet, evet. Veriyordu ama yani çok bir şey değil. Kendine kalır yani. Evet, evet. Arkadaşlar. Ya şimdi cebimde olsun Super Mario çıkarayım oynayayım isterdim ya. Yani. Şu anda. Super Mario, Wario olan 3 o kadar iyiydi ki yalnız Game Boy. Can. Evet. Söz uçar, Game Boy kalır. Bu kadar. Wow. İşte bugün sen hastası çekti diye elinden geleni yapıyorum. Teşekkür İyi miyim? Çok iyisin. Ustam. Çok iyisin. Gelişiyoruz. Gelişmekte olan espriler. Skywalker'ın dönüşü. Futbolu inanılmaz seven insanlar olarak hepimiz. Ne diyorsun ya? İşte hiciv yani. Anladım. Loca'da dediler sofrası maça karşı çekelim mi, ne dersiniz? Oğlum bizi çiğ topik, bizi çiğ çiğ yemezler. Bir şey söyleyeceğim. Loca'da böyle oturuyoruz. Karşıda maç var, oynuyor böyle. Benim bildiğim burada Loca'da böyle umurumuzda bile değil. Ama maçtayız zaten Loca'da ne olsun değil mi? Loca'da böyle kendileri beğenmiş tipler futbolla alakasız şey yapmak için, sosyete yapmak için takılmaz mı? Ben öyle biliyorum. Ne bileyim, öyle değil mi? Böyle takım elbise ciddi adamlar var. Ha, böyle gol olur, mesela böyle yapıyorum. Futbol yorumu yapalım oradan. Filan böyle gergin, kaşları gergin diyor. İyi fikir mi? Yapalım mı bunu? Olur. Olur. Yani ya, kim ama için iyi fikir bu? Futbolcular çok için değil. Maç severler için. Cilke var takipçisi futbolcular sevinir. Ne diyorsunuz? Bilmiyorum, yapalım mı arkadaşlar? Bence futbol sevene değil bu içerik. Tabii tabii. Yani bunu belirleyelim. Bizim kitlemiz. Şöyle her hafta enteresan bir yerde bir şey yapacağız dersen evet, bununla başlayalım. Ha olabilir. Bence çok güzel. Güzel bir başlangıç. Sonra da Avustralya'da bir sonraki bölüm kangurular kuşağı. Kanguru eti. Tabii bak kanguru böreği. Tanıdık da var artık. Aynen. Gideriz. Geliyoruz. Bir Laz böreğine yaparız işimizi. Bir Laz böreği getiririz sonra. Sen de bizim uçak biletlerimizi abi. Kanguruya şey kanguru diyorum. Avustralya'ya vize var mı? Var tabii canım. Çuşak. Bence ağır yaşamlara katılmalıyız. Sofrasi.